Kuracağımız parti her yerde söylediğimiz gibi burada da söylenmesi gereken bir parti. Bu parti halkın kurmuş olduğu bir parti. Bu parti hep arkasına bu gücü alarak siyasi arenada yürüyecektir. Tabii bu süreçte biliyorsunuz 4 Ekim'de yine kurucular kurulu olarak bir toplantı yapmıştık. Ve bu toplantı sonucunda da bugünkü toplantıyı her yönüyle sağlıklı yürümesi için hazırlık çalışmalarını yapan bir komisyon seçmiştik. Bu komisyon 15 günlük bir çalışmayla gerekli hazırlıkları yaptı ve burada bu hazırlıklar temelinde toplantımızı gerçekleştireceğiz. Toplantımızı yönetmek üzere bir divanın seçilmesi gerekiyor. Ben varsa divan önerilerini alayım. Hazırlı olan arkadaşlar getirirlerse iyi olur. Evet, bekliyorum arkadaşlar. Başka divan önerisi varsa. Avukat Doğan Erbaşı, divan üyeliklerine Hatice Çoban, Mustafa Avcı, Mahmut Bilgin ve Nursel Aydoğan'a öneriyoruz. Önerenler: Selim Sadak, Mustafa Sarıkaya, Selanik Önen, Ramazan Deve, İrfan Babaoğlu, Sibel Öz, Mehmet Abbasoğlu, Mazlum Tekdağ, Sabahat Tunce, Mehmet Bayraktar, Türkan Yüksel, Kenan Demir, Ziya Aydemir. Evet, bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. Etmeyenler, evet, önerge kabul edilmiştir. Adı geçen arkadaşlarımızı divana davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Anıları mücadelemize ışık tutacaktır. Teşekkür ederim. Konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Uzunca bir süredir hazırlık çalışmaları yürüttüğümüz Demokratik Toplum Hareketi bugün bu toplantıyla birlikte partilaşma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Öncelikle bu çalışmalara katılan herkesi yürekten kutlamak istiyorum. Özellikle başından itibaren hareketimizin isminin tespitinden şu anki toplantıya kadar emek veren halk ve aydınlarla yaptığımız çok sayıdaki toplantımıza katılarak görüş açıklayan, öneri ve perspektif sunan, eleştirileriyle
bize güç veren, sandık başına giderek irade belirten, seçim çalışmalarımızın her aşamasına görev alarak katkı sunan, yol gösteren halkımızı tekrar kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Demokratik toplum hareketinin çalışmalarına başlarken kimi çevreler bu denli demokratik, hiçbir örneği olmayan ve taban inisiyatifli bir örgütlenmenin sonuca gitmeden tıkanacağını ve bu siyasi organizasyonun başarıya ulaşamayacağını iddia ediyorlar. Ancak bu iddia ve tereddütler boşa çıkmış ve demokratik toplum hareketi demokratik özü itibariyle Türkiye'de örneği olmayan bir siyasi parti olarak yaşamına bugünden itibaren başlamış bulunmaktadır. Son derece demokratik ve halkımızın inisiyatifinde olan demokratik toplum hareketinin bu ülkede çok ciddi işler başlayacağına yürekten inanıyorum. Büyük bir özveriyle çalışarak demokratik toplum hareketini partilaşma aşamasına taşıyan koordinasyon kurulu görevini tamamlayarak emaneti dinamik, bilinçli, donanımlı ve inançlı dev bir kadroya devretmiştir. Halkımızın iradesiyle yetkilendirilmiş bu inançlı kadronun başarılı olacağına yürekten inanıyor ve tarih yazacağına inandığım bu inançlı kadroya sonsuz başarılar diliyorum. Demokratik toplum hareketi, demokratik siyasette yeni bir siyasal kültürün, yeni bir siyaset yapma tarzının başlatıcısı olmuştur ve olacaktır. Demokratik toplum hareketi, vizyonu olan, birikimi olan, bütün bireylere kucak açmıştır. Bundan sonra da kucak açmaya devam edecektir. Ama daha önemlisi, demokratik toplum hareketi gücünü halktan, halkın demokratik iradesinden almıştır.